Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersü salisu min babil alem. Alem babının üçüncü dersini okuyoruz bugün. Ve in yekuna mufredeyni fe'adif hatmen ve illa etbi'illezi radif. Şimdi dersin zahiri olarak ve in yekuna mufredeyni fe'adif. Eğer ikisi müfred olsalar fe'adif hatmen vücuben idafe et. Neyine idafe et? Evveli saniye idafe et. Ve illa eğer ikisi müfred değil ise ister ikisi murakep, ister birinci murakep, ister sani murakep etbi'illezi radife. Tabi olanı yani ikinci sırada geleni birinciye ne et? Tabi et, bedel veya atıp beyan yap. Şimdi hatırlarsın dün ve ahiren zayin sivahu sahiba biz diyoruz, diyorduk ismin sivası ne yap? Yok lak, ve ahiren zam lakabı tahir et eğer sivasıyla ne ederse beraberlik ederse. Biz sivası ne de demiştik? İsim. Acaba o sivar lakab künyede olabilir mi? Olmaz dedik. Cevaplarını vermiştik. Bir de ihtimal olabilir. O ihtimali, o vehmi de ortadan kaldırmak için evet ikisi bir araya gelince lakab ne olur? Muahhar olur. Ama ve in yekuna mufredini eğer o mukaddem muahhar ikisi de ne olsalar peki burada künye mufred olma ihtimali var mı? Künye daima başına ebum ne isen murakeb. Mufred olabilen lakab ile ne olur? Öyleyse bu da bir takviye oldu. O kalan vehmi de ortadan kaldırdı ki lakabın sivası nedir? İsimdir, künye değildir. Şimdi buraya iyi dikkat edelim. Ve in yekuna mufredeyni. Eğer isim ile lakab ikisinde olursalar müfred olsalar. Şimdi buradaki müfredden murat mürekkep olmayandır. Ne olmayan? Mürekkep. İrab bahsinde geçen müfredden murat tesni ceme olmayan. Müfrede bahsinde geçen müfred cümle olmayan güzel. Munada bahsinde geçen müfred mudaf şibi mudaf olmayan. Burada ve in yekuna mufreden ikisi mufred olursalar yani ne olmazsalar? Murakeb olmazsalar. Murakebe terkibe idafi olmazsalar. Bir de mufred malla yuradu bil cüz'i minhu delaletun ala cüz'i manahu. O burada murad mı? O bir kere nahvun istilahi değil. O mantıkların neydir? İstilahidir. O burada murad olamaz. Nahvun hiçbir yerinde o ne değil? Murad değil. Nerede müfred zikredildiyse ya mürekkebe karşı bura gibi ya tesin ceme karşı i'rab babında geçen müfred gibi ya cümleye karşı mübtedada geçen müfred gibi ya mudaf şibe mudafa karşı münada basına geçen müfred gibi. Şimdi buraya dikkat edelim. Direkt men sütüye inelim. Ve in yekuna eyil ismu ve lakabu. Eğer isim lakab ne olsalar? Müfred olsalar. Peki bu tefsirin faydası ne? Bu tefsirin faydası isim lakab deyince ha isim künye değil. Künye lakab değildir. Bu iki ihtimali kaldırdı. Hangi ihtimali? İsim künye, künye lakabı. Niye? Çünkü künye hiçbir zaman müfred olmaz. Burada üç ihtimal var. Eğil isim ve lakabı demeyle diğer iki ihtimal ortadan. Peki karine nedir buradaki in yakuna o yakunanın o isim o elif isim lakabden murat isim kunyeden veya lakab kunyeden değil. Çünkü hiçbir zaman kunye ne gelmez? Müfred gelmez. Olmuyor mu Mustafa? Burak oluyor mu? Güzel. Bu dersi iyi dikkat edin. Ve in yakuna müfredeni müfreden de murat yani mürekkep olmadıkları vakit fe adifil evvele ile sani. Sen o zaman evveli saniye ne yap? Evveli saniye
idafeye. Oldu değil mi? Evet. Evvel isim nakab bir araya gelse ne öne geçerdi? İsim öne geçerdi. Evvel olan ismi sani olan lakaben ne yap? İdafe. Şimdi burada 7 ihtimal vardır. Edifil evvele ile sani demeyle diğer 6 ihtimaldan ihtiraz etti. Onlara girmeyelim. Bakmak, öğrenmek istiyorsanız Ebu Talib haşyesine bakın. Orada geçiyor. Fe edif hatmen. Edif emirdir. Öyle değil mi? Emir vücubi de olabilir. Cevaz için de olabilir. İbahe için de olabilir. Hatmen getirdi. Hem vezin için hem de işaret etti ki buradaki edifdeki emir vücub içindir. İbahe için değil. Öyle değil mi? Niçin değil? İbahe için değil. Cevaz için de değil, vücub için de. Ama hatmen vacibdir indel besriyine. Kimlerin yanında? Besrilerin yanında birincinin ikinci idafesi vacibdir. Örnek nahu haza sa'idu kurzin. Bakın kurzin de olur, kurrezin de olur. Kurzin veya kurrez. Hal hazır Sa'id ile müsemma olan kişinin neyidir? Lakabidir. Lakabidir. Ama asıl manası çobanın torbası var ya, suyunu azıkını koyuyor. Kurcu ra'i ona denilir. Le'im cimri kişilere denilir. Hazır herhangi bir işte mahir olan kişiye denilir. Bazılar diyorlar le'ime hazık. Hazık olan le'ime denilir. Asıl öyle değil. Le'ime de denilir. Herhangi bir işte veyahut da bütün işlerinde mahir olan kişiye de kurrez denilir. Neyse o lügat itibariyle manası. Hal hazır nedir? Lakabdir. Ey musemmahu. İşaret etti ki biz burada Sa'id'den ne alıyoruz? Lafız değil de musemma alıyoruz. Musemma. Niye müsemma alıyoruz? Kema seyeti fil idafeti. Yani kema seyeti fil babil idafeti. İdafe babında. Sa'ide niye müsemma aldığımız geliyor. Tabi bu les gelmiyor. Orada diyor ki bir şey kendi nefsine idafe olmaz. Sıfet mevsimine idafe olmaz. Mevsus sıfete idafe olmaz. Birbirlerine idafesi caiz olmayanları sayarken aralarına bir şey kendi nefsine ne olmaz? İdafe olmaz. Olduğu zaman tevil yapmamız lazım. Burada da Said adamın ismidir. Kurz adamın lakabidir. İkisi aynı adamın isimleridirler. İdafesi caiz değil. Bir şey kendi nefsine idafesi caiz değil. Getirdiği işaret etti ki Said'den biz ne alırız? Müsemma alırız. O zaman müsemma isme idafe olmuş. Sıkıntı var mı? Yok. Yalnız her yerde birinciden müsemma, ikinciden isim değil. Bazen tersi de olabilir. Mesela ketebtu Said'e kurzin. Kurzunun Said'ini yazdım. Ne demek? Yani ketebtu lefse Said'in. Kurzun ismi olan Said lefsini ne ettim? Manaya göre değişir. Mesela burada desen bu Said-i Kurzi'dir. Ca Said-i Kurzi. Bu gibi yerlerde o Said'den önce zikredilen hükümler eğer müsemmaya uygunsa müsemma alırız. Lefse uygunsa lefse tevil ederiz. Bunu öğrendik mi? Ve ecazel kufiyyune el ittiba'a. Ve ecazel kufiyyune. Kufiler ne etmişler? Caiz görmüşler. Neyi caiz görmüşler? El ittiba'a. İtibai caiz görmüşler. Demişler sani. Evvelen ne olur? Tabi olur. Bildiniz değil mi? Tabi olur ne olur? Bedel veya atful beyan olur. Vaktarum fil kafiyeti. Musannif kafiyede kofilerinin söylediğini ne etmiş? Tercih etmiş. Ve tesil. Tesilde de onlarınkini ne etmiş? Tercih etmiş. Ama racih mezhep de kofilerinki görünüyor. Niye? Çünkü birincisine göre idafe vacip olunca
idafene vacip olunca bir şey kendisine idafesi lazım gelir, tevil yapmak zorunda kalırız. Ama kofilere göre itba olunca tevile ne yok? Tevile gerek yok. Oldu mu olmadı? Tevilsiz bir şey caiz. O caiz olan şey tevili olandan daha nedir? Daha iyidir, daha üstündür. Oldu mu? Şimdi dikkat edelim. Besilere göre birincinin ikinciye idafesi nedir? Yalnız bunu da bilin diyorlar. Hani ismin lakabe idafesi lefsidir. Niye? Çünkü Mustafa infikak hükmündedir. Anlıyorsun Muhammed? Yani infikak infisal hükmündedir. Vesfın mamule idafesi gibi. Niye? Her ne kadar lefsen birinci, ikinci idafe olmuşsa mana yine bedelet ve atf-ı beyan üzerinedir. Bedel atf-ı beyan olunca o zaman ne olmuş oluyor? O mudaf mudaf ile takdiren infisal hükmüne geçince idafe lefsi hükmüne düşer. İdafe manaya hükmüne girmiyor. Zaten bazıları diyorlar tevhile de gerek yok. Niye? Çünkü her ne kadar zahren idafedir. İnfisal hükmünde olduğu için artık tevhile de ne yok? Yani birinciden müsemma verle sarmaya da gerek yok diyenler de oluyor. Onlar da infisal hükmünde olduğu için. Zahren idafedir. Takdiren bedel veya atf-ı beyan hükmünde olduğu için neye gerek yok? Tevhile gerek yok diyorlar. Şimdi sütüye bakalım. Ve ma'lumun alel evveli. Evvel nedir? Bak buraya iyi dikkat edin. Burada 2-3 ihtimal var. Enne cevazel idafeti. İdafenin ne? Cevazı. Cevazı. Birincinin ikinci idafe olmasının cevazı. Haysu la mani'a. Mani olmadığı zaman. İdafeye ne olmayınca? Mani olmadığı zaman. O mani da nedir? Min el. O da eldir. Der ki la mani'a min el. Elin mani olmayınca. Haysu la mani'a min el idafeti. O mani nedir? Min el. Nahu el harisu kurzin. Şimdi el harisu kurzin diyebilir miyiz? Yok. Niye? Hani ikisi müfred olsaydı birinci ikinci idafesi vacip. O eğer mani olmasa. Burada el harisu da mani var. El var. Mecbur burada el harisu kurzun. El harise kurzen. El harisi kurzin okuruz. Evet. Besirler diyorlar. Birincinin ikinci idafesi vacip. Eğer idafe birine olmasa mani olmasa. Şimdi buraya dikkat edelim. Şimdi diyor malumun alel evvel enne cevazel idafeti. Peki evvele göre idafe caiz mi vacip mi? Vacip. Bu cevazel idafe diyor. Evet. Şimdi burada 3 cevap var. Birinci cevap. Mani diyelim el. Vücubul idafeyi kaldırmıyor. Vücubul idafeyi men etmiyor. Yani vücubul idafeyi kaldırsın. Caiz. Cevaz dursun öyle yapmıyor ki. Manın cevazul idafeyi ne ediyor? Ne yapıyor? Manı ne yapıyor? Cevazul idafeyi. Cevazul idafeyi ortadan kaldırıyor. Öyle değil mi? Vücubi ortadan ne etmiyor? Kaldırmıyor. Onun için malum alel evvel enne cevazel idafeti. Mani cevazel idafeyi kaldırdığı için cevazel idafetimiz. Zaten cevazel idafe kalkınca ortadan. Öyle değil mi? Diyelim mani cevazel idafen mani olunca vücub da zaten ortadan kalkmış oluyor. Oldu mu? Peki diyor malum alel evvel enne cevazel idafeti. Bu cevaba göre pek cevazel idafe birinciye göre İkinciye göre kofiler ne diyorlar? Kofiler de demiyorlar idafe caiz.
Peki cevazul idafe sadece evvele göre değil de neye göre? Ha niye malum alel evveli enne cevazel idafede evvele kayıtlandırdı? Şimdi hani cevaz deyince belki biri zanneder ki kimin mezhebi murat? Kufilerin ki. Hani kufiler cevaz diyorlar ya. Onun için ve malum alel evveli ha işaret etsin ki bak alel evveli demeyle ha besilere göre de mani olursa olmaz. Cevazul idafe cevaz kelimesi kullanmayla ha kufilere göre de yine cevazul idafe idafen olması için maniyen olmaması lazım. Bak evvel kelimesiyle birine işaret edeyim. Cevaz kelimesiyle birine işaret edeyim. Mesela anlaşıldı. Evet. Peki. Bu bir cevap. İkinci cevap burada ne diyoruz? Sanaatul ihtibak var. Sanaatul ihtibak bilen var mı? Sanaatul ihtibak diyelim iki şey. Evvelde bir şey zikredilir. Mesela evvelde bu gitti çünkü burada var. İkinci de bu gidiyor çünkü bu var. Yani hasbul evveli bi karine sani hasbul sani bi karinetil evvel. Sanatul ihtibakı bildiniz mi? Tam anladınız mı? Burada da ve malumun alel evveli ve sani enne vücubel idafeti ve cevazeha alel evveli ve sani cevazul idafe vücubul idafe. Bak ne hasbe gitti? Evet. Sani hasbe gitti evet. Evvel karinesiyle. Vücubul idafe hasbe gitti cevaz karinesiyle. Sanki demiş malum alel evveli ve sani enne vücubel idafeti ve cevazaha haysu la mani'a min el. Olmadı. Bak biraz önce dediğimiz işari maneler bu artık serahten onları ne etmiş oluyor? İfade etmiş oluyor. Evet. Eti iki cevap. Üçüncü cevap mümkün bir imkanı has mümkün imkanı am var. Mümkün imkanı am bir taraftan darure selbedilir diğer tarafta nedir? Diğer tarafa kaydedilir. Öyle değil mi? Mesela örnek Yüce Allah şayet mümkün desek, caiz desek, Allah'ın varlığı caizdir. Ne demek? Ademi derur değil. Ama vücudu nedir? Derur. İnsan mümkündür, caizdir. İnsanın vücudu nedir? Bak varlığı da vacibi değil, darru değil. Yokluğu da ne değil? Ona da mümkün bir imkanı ne deniliyor? Mümkün bir imkanı has. Mümkün imkanı has, darru iki taraftan selbediliyor. İki tarafın vücut adam tarafları eşit olur. Ama mümkün bir imkanı am, bir taraftan selbedilir, darruet, diğer tarafa ne yapılır? Kaydedilir. Mesela cevazul idafe. Mümkün bir imkanı am olursa budur. Adem idafe derru değil. Bak derrueti nereden selbediyoruz? Karşı taraftan. Ademul. Bak cevazul idafe var bir de ademul idafe var. Ademul idafe derru değil. Kaldı ki idafe nedir? Derru demek mecburi vacibi. Aha. Cevazul idafe demek yani idafenin vücubi demek. O anlama geldi. Anlamadınız tam yoksa. Yani mümkün bir imkanı am karşı taraftan derrueti selbederiz. Vücubla. Benimsediğimiz tarafa kayıt ederiz. Ona bağlarız. Mesela burada cevazul idafe. Karşı taraf nedir? Vücubla. Ademul idafe. Şimdi idafe var, ademul idafe var. Cevaz idafe idafe olmuş. Ha, ademul idafe derru değil. Cevaz idafe demek ademul idafe derru değil. Ama idafe nedir? Derru. İdafe derru ise zaten
vacip oldu git. Besirlere göre cevazul idafe demek yani vücubul idafe demek. Buna ne denilir? Mümkün bi imkanil am. Has. Mümkün imkanı? Yok, mümkün imkanı am. Beni şaşırttı. Buna mümkün imkanı am denilir. Yani darurat canibe mukabilden selbedilir. Muvafık canibe ne yapılır? Kayıt edilir. Üç cevap oldu mu? Tamam. Kafanıza takılan olursa yine getirin bakalım. Ve malum enne lev enne cevazı idafı haysu lemane min ennehu el harisu kurzun. Ve illa metne bakın ve illa etbi'in lezi redife. Şimdi illa bazılar böyle vehmederler. Fe edif ve illa eğer idafe etmesen etbi'in lezi redif. Ha eğer ikisi müfred olsa idafe yap. İdafe yapmasan ikinci birinci ne et? Bu iki ihtimalden müfred olsalar. İkisi müfred olursa bu iki ihtimal. Ya ikisi müfred olmasa ondan bahsedildi mi? Öyleyse ve illa fe adif cevap üzerine atıf değildir. Ya ve illa in yekuna müfredin üzerine atıftır. Ve illa eğer ikisi müfred olmasalar. Ya ikisi mürekkep. Ya birinci mürekkep ya sani mürekkep. O zaman etbi'en lezi redife. Etbi emirdir. Biliyorsun cevabı şert. Cümle ismi olursa madem metolakad olursa emir olursa ne gelir? Fa gelir. Ban ve in yakuna mufredin fa adif. Orada fa geldiği gibi burada da fa gelmesi vacip. Niye gelmemiş? Darurat için gelmemiş. Bunu öğrendik mi? Öğrendik. Bir de etbi'en lezi redife. Etbi demek birinci itibadan itibai istilahi alırız. Bedel veya atfun beyan. Ellezi radife, ellezi tebi'e. O radifeden, tebi'iyetten tebi'iyeti lugavi alırız. Tekrar oldu mu olmadı. Yani ne demek? Tabi olan, ikinci sırada olanı birinciye bedel veya atf beyan yap. Tekrar var mı? Yok. Etbi ile radifen arasından tekrar yok. Etbi'den murat bedel atf beyan yap. Radife o ki birinciden sonra gelmiş. Tamam. O sorunda hal edildi. Aşağı gelelim. Ve illa ve lem yekuna mufredin. Bak işaret etti ki bu illa fiilü şert üzerine atıftır. Ceza-u şert üzerine atıf değil. Peki nasıl ikisi müfred olmasalar? Ben kana murakkebeyni ke abdillahi zeynil abidin. İkisi murakkeb. Bak ikisi müfred değiller. Zeynil abidin dün söyledik. Hazreti Hüseyin oğlu olan Ali'nin lakabidir. Hazreti Hüseyin oğlu Ali'nin neydir? Lakabidir. Evvel evvel murakkeben ve sani mufreden. Evvel murakkeb, sani nedir? Ke abdillahi kurzin. Birinci murakkeb, ikinci mufred. Ev aksuhu ke zeydin enfin nakati. Birinci zeyd mufred, enfin nakat nedir? Murakkeb. O zaman etbi insani lezi radifel evvel ellehu fi arabi. Etbi, o zaman sen ne yap? Tabi et. Neyi tabi et? Es-saniye. İkinci. Ellezi o sani ki radifel evvele. Yani tebi'el evvele. Evvele ne olmuş? Evvele tabi olmuş. Evvele tabi olan yani evvelden sonra geleni itba et. Neye itba et? Lehu evvela itba'yı. Bu lehu neye mutalık Mustafa? Ha. Etbi'i sani lezi radife levele. O sani ki evvela tabi olmuş, evvelden sonra zikredilmiş. O sani itba yap. Neye? Lehu evvela. Nesinde? Fi i'arabi. İ'arabında itba'yı. Onun i'arabi neyse onunki de o olsun. Peki. İrabına itibar etin. Ne olur? Alennev bedel veya atf beyan. Bedel veya atful beyan. Oldu. Şimdi buraya dikkat edin. Burada iki noktaya dikkat edelim. Bir,
Diyor ve illa etbi ihsani lezi radifel evveli. Burada etbi emir vücub içindir. Eğer ikisi müfred değilse ne yap? Şimdi diyor tabi vacibdir. Halbuki tabi vacib meskeli diyor kat ile rafi caiz, kat ile nesb caiz. İtba vacib olsaydı kat'a caiz olmazdı. Şimdi biz diyor burada itba vacib yani itba vacib yani idafe caizdir. Burada vücubul itba idafeye göredir. İtba vacibdir ne demek? İdafe caizdir. Anlıyorsun değil mi? Yoksa illa itba caiz, itbanın gerisi hiçbir şey caiz değil. Öyle değil. Burada itba vacibdir dediğimiz yerde idafe caiz değil. Gaye odur. Onu öğrendik mi? İkincisi, ikinci noktaya dikkat edelim dedik. Niye ikisi müfred olmasalar itba nedir? Vacibdir. Çünkü ya ikisi mürekkep dört kelime. Ya birinci ve ikinci mürekkepse üç kelime. İdafe olunca ya dört kelime bir kelime olur ya üç kelime bir kelime olur. Üç kelime bir kelime yapmak, dört kelime bir kelimeyi kılmak caiz değil. Öyleyse ikisi müfred olmadıkları vakit idafe caiz değil. Ama ikisi müfred olursalar iki kelime bir kelime olur. O normaldir. Peki niye idafe caiz değil? Dedik ya. Üç kelime bir kelime olur. Dolayısıyla veya dört kelime bir kelime olur. Bir kelime uzun olmuş oluyor. Anlaşılıyor değil mi? Tamam. Ve yecuzu kat'u ila raf'i ve nesbi. Kat'a raf'a caiz, nesbe caiz. Raf'a kat'a caiz eğer mensup mecrur olursa. Nesbe'ye caiz eğer merfu mecrur olursa. Cerra'ya ne caiz değil? Kat'a. Caiz değil. Niye? Sebep ne? Cerraya kat'a caiz olursa lazım gelir ki oradaki harfi cer mukadder olarak amel yapsın. Halbuki harfi cer mukadder olarak amel yapmaz. Zayıftır çünkü. Onun için cerraya kat'a ne değil? Caiz değil. Bu ila raf'i ve nesbi yecuzul kat'u zahaben ila raf'i. Bu ila raf'i mahzuf bir zahabene nedir? Mutaallıktır. Veyahut da zahiben ila raf'i ve nesbi. Zahaben de olur, zahiben de olur. İkisi de olur. Yecuzul katu ila raf'i bi takdiri huve. Ve nesbi ev ani. Ne zaman ikisine caiz? Kendisi de söylüyor. İnkanı mecrurun. Eğer önce neyse. Ve ila nesbi inkane merfan. Ve ila raf'i inkane mensube. Bildiniz değil mi? Şimdi rafa nesbe caiz. Eğer önce ne olursa mecrur. Eğer önce merfusa sade nesbe caiz. Eğer önce mensupsa sade rafa nedir? Caiz. Kemal zekeri fitesi. Ha yalnız merfu rafaya merfu olan sıfat rafaya katı caiz değil. Mensup olan nesbe caiz değil. Eğer olursa amil o zaman mecbur zikredilir. Kale Muhammedun huve ibn Malik'in. İbn-i Malik bak önce merfu diye. Kat ettik. Mubtada'ya haber yaptık. Mubtada'nın zikri işte huve zikredilmiş. Eğer kat ilel muhalif olursa diyelim mecrur merfu mensube olursa oradaki mubtada fiilin hasfi vacip. Mensub merfu, merfu mensube oradaki mubtada fiilin hasfi vacip. Ama merfu'un merfu'a mensub mensube katı yapıldığı zaman orada bu sefer o mubtada fiilin zikri ne olur? Vacip olur. Niye? Zikredilmezse katı edildiğini ne biliyoruz? Sıfat olsa da merfu mensub. Katı mıdır? Tabi midir? Bilemeyiz. Oldu. Diyor o hani Zeydun enfi nakti geçti diyor adamın biri birkaç hanımı varmış. O bir gün bir deve kesmiş. Kadın biri oğluna demiş Cafer isimli demiş git baban deve kesmiş. Bizim hissemizi de al getir.
O da gitmiş, gidinceye kadar deve dağıtmışlar. Sağda ne kalmış? Kellesi kalmış. Öyle değil mi? Kellesi kalmış. O da küçük olunca kaldıramamış. Elini o burnuna takmış, peşine çekmiş, götürmüş. Görenler demişler enfunnaka, enfunnaka. Hani enfden tutmuş ya. Artık enfunnaka o kadının çocukların ismi oldu. Lakabı oldu. Onlar da bu isimden hoşlanmadılar. Şahrin birine gittiler. Biraz torpil yaptılar. Bu arı bize nasıl kaldırırsın? O da getirdi bir şey söyledi. قَوْمُنْ هُمُ الْاَنْفُ وَالْاَزْنَابُ غَيْرُهُمْ Onlar öyle bir kavm ki, öyle bir kavmdirler. Devenin enfidirler. Ama başkalar devenin kuyruklarıdırlar. وَمَنْ يُسَّوِي بِاَنْفِ النَّاقَةِ الذَّنَبَى Kim devenin burnu ile kuyruğu eşit tutar? Yani hiç kimsenin yanında enfu nâkâ, zeneb ne olmaz? Eşit olmaz. Ne demek? Bu kavm diğer kavimlerle eşit değil. Bunlar şereflidirler. Diğerler o kadar değiller. Ve yecüzul katu ani tebaiyyeti diyor. Nerede? Şurada tamam. Şurada diyor ki. Kendisi. Zaten odur. Katı neden yapılıyor? Bir hazami verin. Katı zaten neden yapılıyor? Tebiyyeten katı yapılıyor. Ha sütün usasında varsa tamam yani zaten muraddır. Kat kat bir izzetike okuduk değil mi? Ve yüzü kat'u ile rafi ve nesbi. Tamam. O mine tabiyeti orada yok. Sütün nüshalarında yok. Tabi kat'a neden yapılıyor? Yani ve yüzü kat'u mine tabiyeti zahaben veyahut da zahiben ile rafi ve nesbi. Yeter mi?